Arkadaşlar, forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 4. sınıf trafik güvenliği ders kitabı, ulaşım araçları cevapları sayfa 27-28'i işleyeceğiz. Soru: aşağıdaki görsellerden görülen araçlar hangi amaçla kullanılır? Cevap: görsellerde görülen araçlar yük taşımak ve yolculuk yapmak için kullanılır. Soru: otobüs yerine uçakla seyahat etmek yolcuya ne kazandırır? Açıklayınız. Cevap: karayolları daha işlek olduğu için otobüsle seyahat etmek daha uzun sürmektedir. Otobüste yolcuların inip binmesi ve birçok durağa uğranması sebebiyle yol seferleri uzamaktadır. Uçakla seyahat edildiği zaman hem karayollarından daha güvenli hem de daha hızlı bir şekilde seyahat edilmiş olur. Güneş şen yolcuların uçak sayesinde birkaç saate indiğini biliyoruz. Ayrıca hava yollarının karayollarından daha az kaza riski taşıdığını da bilmektedir. Ulaşım yolunun ve ulaşım aracının güvenliği iklim ve yol koşulları belirler. Aşağıdaki görsellerden yararlanarak. Soru: olumsuz iklim koşulları ve trafik yoğunluğunun ulaşım türünün güvenliğini nasıl etkilediğini tartışınız. Cevap: olumsuz iklim koşulları ve trafik yoğunluğu birçok kazaya sebep olabilmektedir. Özellikle kar yağışının, yağmurun, fırtınanın veya dolu gibi hava olaylarının yoğun yaşandığı günlerde trafiğe çıkılmamalı ve çıkıldıysa dikkatli araç kullanılmana dikkat edilmelidir. Ayrıca araç yoğunluğu olan yerlerde çok dikkatli olunmalı ve dikkat dağıtacak her şeyden uzak durulmalıdır. Çünkü bu sayıların iki unsur kazaların en büyük sebeplerinden ve sakınılması lazımdır. Soru: tabloda boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Cevap: bisiklet, gemi, otobüs, uçak. Spor amacıyla, denizi sevdiğim için, dolaşmayı sevdiğim için, uzak olduğu için. Ulaşım türünü ve ulaşım aracını tercih ederken kişisel beğeni ve beklentilerimizde etkili olur. Soru: aynı yere farklı ulaşım türüyle gidebileceğiniz durumlarda hangi ulaşım türünü tercih edersiniz? Nedenini açıklayınız. Cevap: ben olsam karayolunu tercih ederdim. Uçaklar her ne kadar kaza riski az ve konforlu olsa da bir yerden bir yere giderken çok fazla eşya götürmek mümkün değil. Özellikle götüreceğim eşyaların çok olması durumunda karayolunu tercih ediyorum. Ben olsam deniz yolunu tercih ederdim. Deniz yolları bence denizin güzelliği sayesinde çok ilgi çekici ve ferah oluyor. Deniz taşıtlarına karşı ayrı bir merakım olduğundan bunu tercih ediyorum. Ben olsam demir yolunu tercih ederdim. Demir yolu karayollarından daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde seyahat edilmesini sağlıyor. Rağbet az olsa da demir yollarına karşı ayrı bir ilgi duyuyorum. 1. Ulaşım türleri nasıl sınıflandırılır? Cevap: madde madde ulaşım türleri 4 kategoride sınıflandırılır. Bunlar: 1. Demir yolu, 2. Karayolu, 3. Hava yolu, 4. Deniz yolu. Deniz yolu, deniz olan mekanlarda tercih edilen bir seçenektir. Hava yolunu tercih etmek için hava alanı bulunan yerlere gitmek lazımdır. Demir yolu birçok yerde olan ancak karayolu kadar tercih edilmeyen yollar. Günümüzde caddeye bakarken görmüş olduğumuz yollar karayolu olarak isimlendirilir. En çok tercih edilen yol karayoludur. 2. Ulaşım türünü ve ulaşım araçlarını seçerken etkili olan unsurlar nelerdir? Cevap: maddeler halinde ulaşım türünü ve ulaşım araçlarını seçerken etkili olan unsurlar. 1. Ulaşımın süresi. Eğer gidilecek mesafe çok uzunsa veya zaman kazanılması isteniyorsa genellikle daha kısa süreli olan hava yolları gibi zamandan tasarruf edecek yollar tercih edilir. 2. Ulaşım güvenliği. Bölgede yolların güvenliği, kaza riskinin en az olan araçlarının tercih edilmesi ulaşım güvenliği açısından önemlidir. 3. Ulaşım maliyeti. Ulaşım türünün ve ulaşım araçlarının maliyeti birbirinden farklıdır. İnsanlar kendi maddi güçlerine göre en ucuz olan veya kendileri için o an en uygun olan yolu tercih ederler. Coğrafi koşullar. Kişinin bulunmuş olduğu yerde deniz yolu, demir yolu ve havaalanının olmaması ulaşım türünün seçimi üzerinde etkilidir. Kişisel tercihler.
İnsanların belirli ulaşım türlerine ve ulaşım araçlarına karşı özel bir sempatileri, yani sevgisi veya geliştirmiş oldukları bir korku olabilir. Bu da ulaşım türünü ve ulaşım aracını seçmekte büyük bir etkendir. 3. Ulaşım türünün güvenliği etkileyen unsurlarını örnekler vererek açıklayınız. Cevap: Madde madde ulaşım türünün güvenliğini etkileyen unsurlar şunlar olarak örneklendirebiliriz. 1. İklim veya yol koşulları. İklim koşullarının zor olduğu şartlarda yolculuk yapmak yol güvenliğini tehlikeye sokacaktır. Örneğin aşırı yağışın olduğu zamanlarda, sel, aşırı kar yağışının olduğu zamanlarda buzlanma veya yolda kalma gibi durumlar söz konusu olabilir. Böyle durumlarda eğer gerekmiyorsa yolculuğa çıkılmamalı, eğer zorunlu ise tedbirler alınarak yolculuğa çıkılmalıdır. 2. Trafik yoğunluğu. Özellikle bayram ve tatil günlerinde okul ve iş çıkışı gibi zamanlarda yollar çok yoğun olduğu için tehlikeli olabilmektedir. Bugünlerde eğer mümkünse yolculuk ertelenmeli veya çok dikkatli olunmalıdır. 3. Sürücünün becerisi. Sürücünün dikkati ve can taşıdığı için oluşabilecek tehlikeler konusunda öngörülü olması çok önemlidir. Tehlikeli durumlarda panik yapmamak ve sıkıntılı zamanlarda nasıl hareket edeceğini bilmek yolcuların can güvenliği açısından çok önemlidir. Ulaşım aracının güvenli olması yol türlerinden bazılarından daha güvenlidir. Mesela hava yolu, kara yolunu nispeten daha güvenli sayılmaktadır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.